Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağımız bu millet bahçesinin hem ülkemizin hem İstanbul'un şanına yakışır bir eser olacağına inanıyorum. Ekonomik sıkıntılara da dikkat çekti Erdoğan. Her saldırıyı savuşturmanın bir bedeli var dedi. Elbette bu süreçte hep birlikte bedelde ödüyoruz sıkıntılar da çekiyoruz. Her saldırıyı savuşturmanın ülkemize ve milletimize bir maliyeti var. Biz milletimizle birlikte bu kutlu yola her türlü bedeli ödemeyi göze alarak çıktık. Gündeminde ABD ve Avrupa'da yaşanan gıda sıkıntısı da vardı. Görmezden gelen muhalefete yüklendi. Şu anda Avrupa'ya bakalım İngiltere'de raflar boş. Avrupa'da boş. Amerika'da raflar boş. Elhamdülillah bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat. Anlamazlar. Gözleri var görmez. Kulakları var duymaz. Ankara Millet Bahçesi 700 bin metrekarelik alana kuruldu. Müze, sanat atölyeleri, konferans salonunun yanı sıra 1500 araçlık otoparkı var. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir anlaşmayla Dünya Bankası ve gelişmiş ülkeler vasıtasıyla Türkiye'ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynağı da yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız. İnşallah ülkemizi Yeşil kalkınma devrimi ile 2053 vizyonunu hazırlamaya şimdiden başlıyoruz. Açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Erdoğan ve Bahçeli açılış sonrası birlikte fidan dikti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.